Arkadaşlar günaydın. Motosiklete yeni başladım serisinin ikinci bölümünde gidon tutuşundan bahsedeceğim. Şimdi yeni başladığımız için tabii bir panik hali de oluyor. Dolayısıyla bütün parmaklarımız ya sağ ön frende ya da debriyajda tutuyoruz. Doğru bir tutuş değil çünkü hoplamalarda zıplamalarda gidonun dengesini kaybedebiliriz. Bu yüzden ben şu şekilde kullanıyorum. Size de onu tavsiye edebilirim. İşaret parmağı ve onun bir yanındaki parmakla sağ ön freni, geri kalan parmaklarla da gidonu tutuyorum. Benzer kombinasyonu debriyaj için de yapıyorum. Bu sayede gidonun kontrolü sizde oluyor. Mesela cross motosiklet kullanan kişiler gidonu bütün parmaklarıyla kuvvetlice tutarlar. İhtiyaç halinde debriyaj ve freni kullanırlar. Yani motosiklette sadece arka freni kullanmak çok isabetli bir şey değildir. Motosiklette ABS yoksa arka fren kızaklatabilir, dengesini kaybedebilirsiniz arka tarafın. Dolayısıyla ön ve arkayı kombine kullanmak lazım. Bu tabi zamanla oluşacak bir şey. Bir anda bunların hepsini koordine etmek mümkün değil. İkinci bir konu, motosikleti rahat tutmak gerekiyor. Kasmamanız gerekiyor. Kollarınız, dirsekleriniz yumuşak olacak. Motosiklet kendi dengesini bulacak arkadaşlar. Siz bunun için ekstra bir efor sarf etmeyeceksiniz. Gidonu tutarken gergin olmayın. Önünüze bir engel çıkar. Hızlı bir şekilde kaçmanız icap eder. Çok gergin tutarsanız kollarınızı, yani kollarınız size yanıt vermez. O gerginliği atamazsınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.